Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Beklenti raporuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu defa konuğum stratejist Mustafa Aşkın. Hoş geldiniz Mustafa Bey, merhabalar. Merhabalar Arkan, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi küresel gündem açısından da, yurt içi gündem açısından da oldukça yoğun günlerden geçiyoruz. Ama elbette biraz daha yurt içi gündem şu an itibariyle ağırlık kazanıyor. Zira gördüğümüz bazı ekonomik düzenlemeler, regülasyonlar söz konusu. Bununla birlikte seçim gündemine girmiş olmamızdan dolayı borsada daha yatay sınırlı hareketler takip ediyoruz. Yalnızca yatırım araçları arasından altın biraz daha parlıyor gibi görünüyor bu süreçte. Siz isterseniz bir genel değerlendirmenizi alalım sizin yurt içi gelişmelere ilişkin. Biraz daha genelden başlayıp özele doğru devam edelim. Evet, aslında güzel özetlediniz. Yurt içinde pek çok gelişme ard arda geliyor. Bu da risk unsurlarının arttığı bir döneme denk geliyor. Şimdi seçim dönemleri genellikle finansal piyasalar seçimle ilgili beklentileri satın almayı tercih ederler. Görünen o ki seçim süreci oldukça rekabetçi geçecek. Bununla ilgili açıklamalar, ekonomiyle ilgili beklentiler, ekonomi politikalarıyla ilgili daha sonra yapılacaklarla ilgili beklentiler borsaları ve finansal piyasaları etkileyecektir. Nitekim onun ilk işaretlerini şu anda bekle gör veya zaman zaman yaşadığımız dalgalanmalarla finansal piyasalar kendini hissettiriyor. Belki de ilk önemli tepkiyi döviz piyasası vermeye başladı. Uzunca bir süredir ciddi bir baskı altında tutulan döviz piyasası bu baskıya rağmen son bir haftalık periyotta yukarı doğru bir kıpırdanma içinde. Dolayısıyla bu tansiyonun, en azından dövizle ilgili tansiyonun biraz daha arttığının tipik bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta. Zaten bunu da önlemek için dün gece yarısı itibariyle biliyorsunuz kur korumalı mevduatta faiz tavanı kaldırıldı. En azından kur baskısı biraz hafifler diye böyle bir çalışma yapıldı, anlaşılıyor. Bir taraftan borsaya baktığımızda 2022'de fazlasıyla iyimser fiyatlama yapan borsanın biraz daha gerçeğe döndüğünü, biraz daha riskleri yavaş yavaş algıladığını görüyoruz ki borsa ciddi bir kamu desteği almış olmasına rağmen yukarı gitmekte zorlanıyor. Bunun temel nedeni de bilançolar içinde enflasyonun yarattığı şişkinliğin esasında gerçekçi olmadığının geç de olsa hem analistler tarafından hem borsadaki pek çok yatırımcı tarafından algılanıyor olması gibi görünmekte. Diğer taraftan borsaya para girişi de ne yazık ki son derece sınırlı ve yeni yatırımcı gelmesi de zayıflamış durumda. Tahvil piyasası da fazlasıyla kontrol altında. Dolayısıyla bu tahvil piyasasındaki kontrol süreci de faizlerin gerçek anlamda oluşmasını engelleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Ama şu da bir gerçek, hakikaten seçim öncesi dönemde seçimle ilgili beklentilerin yavaş yavaş alınıp satıldığı bir periyoda girdik. Oldukça azaldı çünkü seçime yaklaşan süre. Biz de bunları izleyeceğiz. Seçimden önce bir yukarı yapma gayreti içinde olabilir borsa. Ama bunun kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla yatırımcıların dikkatli olması gereken bir parça daha sanki Mayıs'ın sonunu, Haziran'ı projeksiyon eden beklentileri satın almalarında fayda var veya satmalarında fayda var. Dolayısıyla da biraz vadeli düşünmek, biraz daha serin kanlı olma zamanı gibi geliyor bana. Evet, aslında sizin gibi yine kıymetli ağırladığımız konuklarımızın da ortak görüşü biraz daha böyle kısa vadeli hareketler, al satlar için uygun bir zaman değil, daha uzun vadeli hareketlere odaklanmak gereken bir zaman gibi görünüyor. Siz aslında ufak bir girizgah yaptınız. Ben burayı biraz detaylandırmak istiyorum bugün önemli başlıklarından olduğu için. Aslında dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatlardaki tavan 26 Ocak'ta kaldırılmıştı. Biz yine bu sabah itibariyle karşıladığımız haberlere bakarsak Türk lirası kur korumalı mevduat hesaplarında da faiz üst limitin kaldırıldığını takip ettik. Asgari limit politika faizi olarak belirlenmekle birlikte üst limit kaldırıldı. Ne kadar daha bir alternatif olarak burası teveccüh görür sizce? Esasında kur korumalı mevduat
2021 yılıydı zannedersem Aralık ayında 8'den 18'e giden doları frenlemek için yapılan hakikaten önemli bir adımdı. Alınması gereken bir adımdı. Güzel bir adımdı. Fakat bu adım bir bakıma hastaya ateş düşürücü vermek gibi. Yani siz ateş düşürücüyü veriyorsunuz, hasta rahatlıyor ama tedavi etmiyorsunuz. Bize bir zaman kazandırdı bu. Bu ne kadar zaman kazandırdı? Bir sene kadar, bir buçuk sene kadar zaman kazandırdı. Ama gerçekte biz dövizi veya finansal piyasalardaki rahatsızlığı, makroekonomik gerçek rahatsızlığı tedavi etmek yerine devamlı ağrı kesici vermeye çalışıyoruz. Nitekim bu kazandığımız süreyi çok iyi kullandığımızı söyleyemem. Aynı şekilde ağrı kesicinin şimdi dozunu arttırmaya çalışıyoruz. Bir alırken iki vermeye başladık, iki alırken üç vermeye başladık. Dalgalı kur sisteminde kurun bu minvalde tutulmasıyla ilgili yapılan bunca çabanın çok gerçekçi olmadığı kanaatindeyim. Tabii kur çok hızlı bir şekilde çıkarsa enflasyon ve bazı kırılganlıkları arttırdığı gerçek ama daha önceki deneyimlerimizden de gösteriyor ki kuru çok fazla baskı altında tutmak kurun içindeki enerjiyi daha çok biriktiriyor ve bazı risk unsurlarını bir anda hayata geçirmemize neden oluyor. Dolayısıyla da daha dikkatli olunması, daha iyi idare edilmesi gereken bir süreç içindeyiz. Buradan Merkez Bankası'nın hem ekonomi yönetimine önemli görevler düşüyor. Aldığımız önlemler hep geçici ve dediğim gibi ağrı kesici önlemler olarak karşımıza çıkmakta. Zaten finansal piyasalardaki fiyatlama mekanizması oldukça bozulmuş durumda. Bunun temel nedeni de bu piyasalara fazlasıyla müdahale edilmesi ve gerçekçi fiyat oluşumunun neredeyse hemen hemen imkansız hale gelmiş olmasıdır. Önümüzdeki dönem de biraz daha piyasa fiyatlamasına bırakabilecek, biraz daha makro temelli önlemlerin alınması daha yararlı olabilir. Ama seçime kadar anladığım kadarıyla bu minvaldeki çabalar devam edecek. Dövizi bir yerde tutmak, faizi belli bir noktada tutmak gibi. Seçim sonrası uygulanacak yeni ekonomi programıyla kim iktidarda olursa olsun biraz daha farklı bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Şimdi özellikle bugün yine karşıladığımız haberler arasında bir tanesi tüketici kredileri 1.25 trilyon lira haberi bizi karşılıyor. Geçtiğimiz hafta da artış kaydetti. 19 milyar 362 milyon lira artışla 1 trilyon 253 milyar lira oldu. Bu tablo bize ne söylüyor Mustafa Bey? Biz buradan ne anlamalıyız? Evet, şimdi kredi mekanizması ilginç bir mekanizma esasında. Şöyle ki hem tüketici krediler hem diğer kredilerin alınması alanlar tarafından eğer faiz uygunsa ki bu faizler uygun son derece cazip görünüyor. Neden diyeceksiniz? %55'in üzerinde bir enflasyon var. Siz %30'larla %25'lerle eğer borçlanabiliyorsunuz bu son derece makul bir borçlanma aracı oluyor. Çünkü reel anlamda para kazanıyorsunuz. Buradaki bütün espri bu tüketici kredileri bazında özellikle nakit akışınızla bunu finanse edebilecek kapasiteniz olup olmadı. Eğer siz bunu nakit akışınızla finanse edip taksitleri ödeyebilecek düzeydeyseniz zaten birkaç yıl içinde enflasyonu erittiği taksit oranları sizin çok rahat bir soluk almanıza yarayacak bir finansman yöntemi gibi oluyor. Esasında faizin özellikle tüketici kredi faizlerinin bu kadar düşük tutulması diğer kredilerde de böyle bunları kullanmayanlardan kullananlara bir tür kaynak transferi olarak da düşünülebilir. Kullanmayanlar şu veya bu nedenle kullanmıyor olabilirler ama kullananlar da genellikle anlattığım gibi reel getirinin faydalanması, enflasyon erozyonunun onlara yarattığı faydadan yararlanmak için kullanıyorlar. Diğer yandan bir başka kesimde hakikaten geçinmekte veya ne diyelim tüketim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bunun finansmanı için de tüketici kredilerine başvurmalarını son derece doğal karşılamak lazım. Ama Türk bankacılık sisteminde de tüketici kredilerinin giderek daha zor verildiği bir süreç yaşıyoruz. Çünkü banka bilançolarına da baktığımızda bu kredilerden elde edilecek karların son derece sınırlı olduğu ve önümüzdeki dönemde eğer enflasyon bu seviyelerde kalır, faiz oranları da biraz yükselirse kar marjının neredeyse yok olacağı bir süreç yaşayabileceğini bankalar da biliyorlar.
Zaten dün açıklanan Şubat ayı Türk bankacılık bilançolarına baktığımızda faiz marjının, net faiz marjının %4'ler civarına düştüğünü, öz kaynak karlılıklarının yıllık %40, aylık %20'lerde olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar açıkça bize esasında bankacılık bilançolarında karlılığın son derece azaldığını, hatta öz sermaye karlılığının da enflasyon karşısında terse döndüğünü net bir şekilde gösteriyor. Şimdi özellikle Amerika Birleşik Devletleri cephesinde başlayıp buradan devam eden bankacılık krizine de baktığımızda ilk aşamalarda daha tam krizin ne olduğu belli değilken ve nasıl çözüleceği de belli değilken biz yurt içinde endişelerin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin daha ağırlıklı olduğunu gördük. Krizin ya da sarsıntının biraz daha bastırılmasının ardından burada da risk iştahının toparlandığını takip ediyoruz. Ama elbette şu soru yine hem finans sektörünün içindekilerin hem de bir şekilde buna aşina olan herkesin aklında kalmaya devam ediyor. Bir banka daha batarsa ne olacak? Bu sefer çok mu büyük sarsıntı olur? Bu sefer sarsıntı değil, kriz diye nitelememiz gerekir mi? Sorusu da elbette akıllarda. Ne dersiniz? Evet, bankacılık sektörü çok ilginç bir sektördür. IMF'nin yıllar önce yaptığı bir çalışma vardı. Dünyadaki krizleri incelemiş IMF. Krizlerin %90'ının bankacılık sektörü kaynaklı olarak çıktığı ve genele yayıldığı sonucu çıkmış. Şimdi baktığımızda 2008 krizinden hepimizin ağzı yandı. Dünya krizi olarak şekillendi. Lehman Brothers'ın batması, ardından gelen süreç. Amerika'da aynı şey olursa tekrar bir dünya krizi çıkar mı endişesi herkeste var. Silikon Vadisi Bankası esasında Amerika ölçeklerine göre orta ölçekli bir banka ama oradaki hasar bile bütün piyasaları diken üstünde tutmaya yetti. Amerika'da küçük ve orta ölçekli olarak Amerika'ya göre nitelendirdiğimiz bazı bankalarda sorunların devam ettiği konuşuluyor. Ama burada düzenleyici ve denetleyici otoritelerin daha sert müdahalelerini de görüyoruz. Fakat bu da yeni bir banka batışının veya zor duruma düşüşün olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Özellikle bölgesel veya eyalet bazında faaliyet gösteren bazı bankalarla ilgili ciddi likitasyon sorunları olduğu konuşula geliyor. Eğer yeniden orta ölçekli bir bankanın zor duruma düşmesi söz konusu olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii finansal piyasaları son derece olumsuz etkiler. Bunlar niye oluyor diye baktığımızda, özelinde o bankaların risk yönetimiyle ilgili ciddi sorunları var. Denetimin Trump'tan kalan bazı dezavantajları vardı. Onu kaldırmaya çalışıyor Amerikan hükümeti. Trump bazı orta ve küçük ölçekli bankaların denetimiyle ilgili genişlemeler, müsamahalar getirmişti ki bunların cezasını şimdi Amerika ödemeye başladı ki finansal sistem bu konuda çok hassas. Onunla ilgili bazı düzenlemeler getiriliyor ve de likidasyonu arttırmak amacıyla Fed'in kısa süreli olsa da parasal genişleme yaptığı bir dönem yaşıyoruz. 300 milyar dolar civarında bir parasal büyüme yaptı Fed geçtiğimiz haftalarda. Ama diğer yandan başka bir sorun daha var. 2008'in tersine enflasyon. Enflasyon hala yüksek kalmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde, dünyanın pek çok yerinde. Ve merkez bankalarının ana önceliği enflasyonla mücadele etmek. Bunu Fed de söylüyor, ECB de söylüyor, diğer merkez bankaları da söylüyor. Dolayısıyla finansal istikrar önemli ama enflasyonu da göz ardı etmeyecek şekilde bunu halletmeleri lazım. Çok zor bir süreç. 2008'de deflasyon vardı. Pek çok şeyi çok daha kolay halledebiliyordunuz. Burada hem enflasyon var hem de finansal istikrarsızlık potansiyeli yüksek bir sürece girdik. Kolay değil. Enflasyonla ilgili Fed bölgesel başkanlarının açıklamaları Fed'in agresif tutumunu devam ettireceği yönünde faiz artışından enflasyonu önlemeye kadar. Diğer yandan da likidasyon sağlamak zorundasınız. Hakikaten zor bir süreç yaşıyor Amerikan Merkez Bankası ve bunun etkilerini de tüm dünya hissediyor. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nde de sorunlar var. ECB de enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Ama diğer yandan da Credit Suisse örneğinde olduğu gibi bazı potansiyel büyük bankaların zor duruma düşme olasılığı var. Credit Suisse'i İsviçre Merkez Bankası ve İsviçre Devleti kurtardı ama işte Almanların birkaç bankası, İtalya, İspanya ve Yunanistan'daki bazı bankalarla ilgili söylentiler yine finansal piyasalarda hep konuşula gelen konular olarak karşımıza çıkmakta.
Umarım bankacılık krizleri lokal olarak kalır ve sistemik bir risk olarak dünyaya yayılmazlar. Ama ister istemez finansal piyasalardaki herkes, analistler, yorumcular bunları izlemek zorunda. Bu potansiyel riskleri dile getirmek zorunda. Şimdilik kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama tekrar ateşlenmeyeceğini kimse iddia edemez. Siz aslında söylediniz, yani Fed'in zor bir süreçten geçtiğini takip ediyoruz. Zira her ne kadar elindeki tüm araçları önemli ölçüde kullanacağını belirtse de genel kanı Fed'in enflasyona geç müdahale ettiği yönünde, dolayısıyla daha kolay bir şekilde halledebilecekken bu süreci geç müdahalenin Fed'e maliyetinin daha fazla faiz artırımı olması gibi görünüyor. Dün büyüme verisini karşıladık. Büyüme beklentilerin altında geldi. Bu sene Fed sizce nasıl hareket edecek? Biraz daha patikasına baktığımızda bekle gör yapıp gecikmeli etkileri mi takip etmesini beklersiniz? Yoksa bir nebze daha faiz artırımı ufukta görünüyor mu sizce? Bankacılık krizinden önce benim Fed ile ilgili faiz hedefim 5.75'ler civarıydı. Hatta 6'ya yakın olabilir diyordum. Bankacılık krizi nedeniyle bu kadar agresif faiz artışı yapamayacakmış gibi görünüyor. Ama yine de 25 bas puanlık artışlarla belli bir noktada işte 5.25-5.50 aralığında bir yerlerde faizi tutmak isteyecektir. Ana hedefi enflasyonu %2'ye düşürmek ve çok net bir şekilde enflasyonu aşağı getirmek için her türlü tedbiri alacağını söylüyor. Sizin az önce söylediğiniz önemli bir nokta var. Fed ne yazık ki enflasyonla mücadeleye geç başladı. Enflasyonun geçici olduğuna dair kendi kendini kandırdı, illüzyon yarattı. Ondan sonra pişman oldu, hakikaten bu geçici değilmiş, yapışkan bir enflasyon varmış diyerek bu sefer de alması gerekenden çok daha hızlı bir süreci hayata geçirmek zorunda kaldı. Bunun etkileri de var tabii finansal piyasalarda. Dolayısıyla zor bir ikilem içinde şu anda FED ve FED yöneticileri. Ama ne olursa olsun enflasyon önceliğini ben devam edeceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bankacılıkta yaşanacak kriz çok büyük olmadığı takdirde zaman zaman yapılacak likidite enjeksiyonuyla, zaman zaman bazı bankaların, daha büyük bankaların küçük bankaları satın almasını teşvik etmek yoluyla bu tip rahatsızlıkları ortadan kaldırmaya deneyeceklerini düşünüyorum. Nitekim işte Amerika'da birkaç banka birleşerek sorunlu olan bir bankayı satın aldıklarını açıklamışlardı geçtiğimiz günlerde. Benzer süreçleri daha çok duyabiliriz. Banka birleşmelerini, banka satın almalarını. Ama ne olursa olsun enflasyonist baskı hala ciddi derecede devam ediyor. Dünya büyümesiyle ilgili baktığınızda da enflasyonun yarattığı sıkıntılar ve ona karşı alınan tedbirlerin dünyada küresel büyümeyi de yavaşlattığını görüyoruz. Dünya Bankası'nın da bununla ilgili bazı raporları var. 2022'ye göre faizin yüksek, büyümenin düşük, işsizliğin daha da arttığı bir küresel ekonomiyle karşı karşıyayız. Enflasyonu düşürmedikçe büyüme ve işsizlikle de ilgili önemli başarılar elde edilemeyecektir. Dolayısıyla biraz daha sıkıntılı bir küresel yapıyı 2023'te görecekmişiz gibi düşünebiliriz. Evet, aslında 2022 yılında konuştuğumuz başlıklar hep 2023'te toparlanma ne kadar güçlü gerçekleşecek, gerçekleşebilecek mi noktasındayken biraz daha beklentilerinde 2024'e ötelendiğini görüyoruz bu çerçevede. Çok teşekkür ediyorum size de programa kıymetli yorumlarınız ve katkılarınız için Mustafa Bey. Stratejist Mustafa Aşkın'ı ağırladık programımızın bu bölümünde. Şimdi haberlerimizle devam edeceğiz buradan. Fed Başkanı Jerome Powell'a doğru gidiyoruz. Fed Başkanı Powell, Kongre'nin bankacılık sektörü mevduat sigortası limitlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'de iki bankanın batmasıyla ortaya çıkan bankacılık krizinin yansımaları devam ediyor. Krizde gündeme gelen mevduat sigorta limitlerinin artırılması konusu tekrar gündemin ilk sıralarına taşındı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'de Cumhuriyetçi Çalışma Komitesi'nin düzenlediği kapalı bir toplantıda yaptığı konuşmada, federal mevduat sigortası limitlerini artırmayı Kongre'nin değerlendirmesi gerektiğini söyledi. ABD'de bankalarda bulunan mevduatın 250 bin dolara kadar olan kısmı sigorta teminat altında bulunuyor. Ancak banka batıkları sonrası bu tutarın yükseltilmesi konusunda sesler yükselmeye devam ediyor. Son bankacılık krizinde Başkan Biden, 250 bin doların üzerinde mevduatı olan banka müşterileriyle ilgili olarak risk aldılar ve risk gerçekleşti yorumunu yapmıştı.
Haberlere göre Powell toplantıda tedarik zinciri enflasyonun ise büyük ölçüde hafifletildiğine inandığını sözlerine ekledi. Almanya'da 1.98 milyon olan nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni nitelikli göçmenlik yasası onaylandı. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya'da kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için oluşturulan nitelikli göçmen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verildiği paylaşıldı. Açıklamada birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1.98 milyon seviyesinde olduğu ifade edildi. Yasanın onaylanmasında nitelikli iş gücü eksikliğinin çok sayıda sektör ve şirketin etkilenmesiyle Almanya'da risk unsuru olacağı kanısı etkili oldu. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya'nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirtti. Yeni nitelikli göçmenlik yasası ile modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarının mesajını verdi. Almanya'nın yeni nitelikli göçmenlik yasası ile aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak nitelikli göçmenler için puan sistemi de getiriliyor. Puan sayısı hesabının yanı sıra dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlı dikkate alınan kriterler arasında yer aldığı paylaşıldı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, daha güçlü pozisyondaki ülkelerin borç sıkıntısı yaşayan diğer ülkelere yardım etmeleri gerektiğini söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, göreceli olarak daha güçlü pozisyondaki ülkelerin kırılgan ülkelere, özellikle ağır borç yükü altındaki ülkelere yardım etmeleri gerektiğini söyledi. IMF Başkanı, Asya için BAO forumunda yaptığı konuşmada, bu yardımın yüksek faiz oranları ve kurda değer kayıplarına karşı destek sağlamasının özellikle önemli olduğunu belirtti. Georgieva bu kırılgan ülkelere yardım için daha hızlı ve etkin küresel mekanizmalara acil olarak ihtiyacımız var. Bu konuda başarı sağlamamız küresel resimdeki belirsizliğin önemli kaynaklarından birini ortadan kaldıracak diye konuştu. Credit Suisse ABD makamlarıyla yapılan anlaşmayı bozarak vergi kaçırmakla suçlanıyor. ABD Senatosu Finans Komitesi'nden yapılan açıklamada, Credit Suisse Bankası'nın ABD'li zenginlerin vergi kaçırmak için kullandıkları deniz aşırı hesapları bildirmeyerek ABD makamlarıyla yapılan anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi. Komitenin Credit Suisse'den bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi istediği belirtilen açıklamada, bankanın komiteye bu tür 23 hesap tespit edildiğini ve daha fazla incelemenin devam ettiğini bildirdiği aktarıldı. Açıklamada, 2014 yılında ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşmayı ihlal ettiği ifade edilen bankanın ABD'li zenginlerin vergi kaçırmasında suç ortağı olduğu kaydedildi. Bankada 20 milyon dolardan fazla tutan aşırı zengin ABD vatandaşlarına ait beyan edilmemiş hesaplar ile ilgili bilgi vermesi gereken Credit Suisse'in 2014'teki anlaşmaya aykırı olarak toplam 700 milyon dolar gizlediğinin tespit edildiği de aktarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bankacılık krizinden korunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye bankacılık sistemi ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye bankacılık sektörünün dünyaya örnek olacak konumda olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası kriterlere uyum ve yüksek standartlarıyla sektörde sağlam temeller atıldığını vurguladı. Amerika'da başlayan ve daha sonra Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin küresel finansal istikrarı tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, etkin gözetim ve denetim altyapısı sayesinde Türkiye'nin bu krizden korunduğunu vurguladı. Erdoğan, küresel ekonomiye ilişkin değerli değerlendirmesinde ise artan küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya koyulan sıkı para politikalarının küresel ekonomik aktiviteyi baskılayarak tüm dünyayı resesyona sürükleyebilme riski olduğunu ifade etti. Avrupa'nın devamlı yüksek faizlerle ilerlemek istediğini ancak teorilerin tutmadığını dile getiren Erdoğan, her zaman düşük faizden yana olduğunu belirtti. Programı burada noktalıyoruz. Piyasa analizle devam edeceğiz. Takas İstanbul beklenti raporunu sundu.